TRT ekranlarından herkese merhabalar. Bir programda daha birlikteyiz. Bugün konuğumuz masal anlatıcısı Arbil Çelen Yüce. Kendisini uzun zamandır görmüyorum ve çok çok heyecanlıyım. Hadi gelin sohbetimize geçelim. Evet, şu an canım Arbil Hanımcığımla birlikteyiz. Hoş geldiniz. Ya kahkaha atmak geliyor. En son hani gözleri aşka gülen taze söğüt dalıyım durumum vardı ya. Devam evet. ediyor. Gerçi şimdi bu ağacının altındayız. Evet, evet. Ne güzel çağırdın, geldim. Hayat bize çok güzel şeyler getiriyor. Evet, pandemi dönemi çok zorluydu. Sıkıldık, bunaldık, kapandık da. Ama merak ediyorum. Arbil Çelen Yüce bu dönemi nasıl atlattı? Ya aslında atlatmak gibi bakmıyorum Aslı'cığım. Yani geçen oldukça kafa yorduğum bir konu var. Şerli ve şen olma hali. İkisinin birbirinden ayrı olduğu düşünülüyor. Halbuki tasavvufta da Anadolu'da baktığın zaman gölgeyle ilgili birine eğer beddua ediliyorsa gölgesiz kalması isteniyor. Hmm. Çünkü o zaman zaten varlığı, ruhun yansıması yok. Dolayısıyla şu anda yaşadığımız her şey zaten aslında bizim hayatımızın hikayelenişinin bir şekli bana göre. Ama tabii kim nasıl anlatmayı seçecek şu anda bilemeyebiliriz. Şimdinin tek aslında mahrum olduğu şey bence bu. Bir iki üç sene sonra ben çok zengin hikayeler bekliyorum alanda olanlardan. Değil mi? Çünkü hepimiz aslında durağan gibi görünüyorduk. Hı-hı. Fakat hayat çevremizde öyle hızlı aktı ki evreni hissettik. Hı-hı. Bizim dışımızdaki canlıları daha derinden hissettik ve eminim bu bize çok şey katmıştır. Çok. Yani aslında bizi onlara kattı. Onlar hep oradaydı. Biz onlar ayrıştırıyorduk. Evet, evet. Doğru. Onlar oradaydı. Orada bir akış vardı. İşte küresel ısınma, işte kentsel dönüşüm. Burada şehrin içinde en yoğun yaşadığımız formuyla. Bunlar hep bir şekilde rutinleşmiş gibi geliyordu. Ama biz dışarıdaki sesten çok içeride kendimizle kalıp da içerideki sesi duymaya, içerideki hikayelerle hemhal olmaya başlayınca asıl şimdi aktif oldu bir takım şeyler. O yüzden boşluk, durmak, bunlar ne kadar kıymetli ve olmazsa olmaz şeyler. Bence pek çok kişi daha çok farkında şimdi. Bunu yapabilmek, kalabilmek, hiçbir şey yapmadan, koşmadan da durabilmek, zihni temizleyebilmek, bunlar gerçekten çok kıymetli şeyler. Hepimiz de eminim bunları daha iyi idrak ettik. Peki, siz günlük hayatınızda neler yaparsınız? Bir masal anlatıcısınız ve birçok etkinliğe de katılıyorsunuz. Fakat ben sizi gerçek hayatta bir masal kahramanı gibi görüyorum. Hepimiz öyleyiz ama siz baştan aşağı öyle görünüyorsunuz. Benim için de bu çok ilham verici. Bu masal kahramanının hayatı nasıl geçer? Ya aslında ben herkesin defalarca kahramanlık ettiği onlarca yüzlerce masalı olduğuna, hikayesi olduğuna inanıyorum. Hı hı. O yüzden de o hikayelerin içinde tabii ki ben de defalarca başka hikayelerde konuk oluyorum. Hı hı. O konuk olduğum hikayelerde mesela biraz önce seninle ilk buluştuğumuzda asistan arkadaşların işte telefon konuşmasına şahit oluşum gibi. Dolayısıyla o sırada oradaki kulak oluyorum. Hı hı. Bir başka yerde kulak olmuyorsam, gözümle görüyorsam tepe göz oluyorum. Sonra kendi hikayemde de bazen sanki dışarıdan dinleyen bir kulak, tepeden bakan bir göz oluyorum. Sanki hiçbir hikaye sadece bana aitmiş gibi yaşamıyorum. O yüzden çok zorlanacağım bir şey olduğu zaman, hüzünlendiğimde ya da umutsuzluğa düştüğümde biliyorum ki bu hikayenin bir parçası. Eğer anlatamıyorsam, ki bu yaz onu deneyimledim, sesim kısıldı mesela. Ya çünkü ses kısılınca direkt şöyle bir söylenim var, söyleyiş. İşte demek ki işte sözü anlamsız buluyorsun. İşte demek ki anlatmaya çalıştığın şeyler yerini bulamıyor, çaresiz hissediyorsun. Olabilir, bunun da bir payı olabilir. Ama ve lakin benimki dinlemenin ne kadar değerli olduğunu hatırlamak içindi. Ve bir anlatıcının sadece kelimeyle anlatma hali yok. O yüzden sokakta ben anlatıcıyım diye sertifikalı olmadan dolaşan pek çok anlatıcı var. Yoldan geçen eskici, onun defalarca tekrar ettiği o çağrı, kapıya gelen sucu, tüpü değiştirmeye gelen o beyefendi. Taksicilerimiz. Taksicilerimiz, onlar en büyük anlatıcılardan zaten. Evet. Şu dönemde aslında beni çiyan soktu. Şimdi nereden nereye geliyorum? Kabakta falan mı? Yok,
Nişantaşı'nda evimin ortasında. Gerçekten mi? Sen doğayı hiç gidip ağaçları böcekleri dışarıda arama. Benim asalaklarla böyle sürüngenlerle ilginç bir ilişkim var. Ben son iki senedir. Ben çok severim bu arada. Cüzdanımın içinde çiyanım. Wow. Öldürdükten sonra tabii. Yani o sırada tak diye bir hamlede öldürdüm ama ona muazzam saygı duydum. Çünkü tek başınaydı. Benim gibi bir devle ben bir gülü veririm ona mukayese evet. edersen. Ve kedim aslında beni korumaya çalışırken ben kedimin bana pati attığını sandım. Meğer o pati attığını sandığım o acı çiyanın beni ısırdığı noktaymış. Kaba itleri. Yaz günü minik bir şort vardı üstümde. Oğlum içeride, eşim şehir dışında. Bir şekilde hemen girdim. Çiyan nedir? Google yapıyoruz ya artık. İşte Google amca. Alerjik reaksiyon yoksa bir şey yok. Ben de bana bir şey olmazcılardanım. Dedim ki yok bir şey olmaz bana. Ve sonra? Ve sonra babam ve annem hayatlarında ilk defa ben 50 yaşına girerken benim için sonsuz bir kaygı içine girdiler. Ya zehirlenirsem ya bir şey olursa diye. Bana bir şey oldu yok ama ben o şefkatten çok hoşlandım. Hemen çıktım bir hastane aradım. İlk hastane çılgınca bir rakam söyledi. Bir iğne yapılması gerekiyormuş. Ben de neresi orası? Bir devlet hastanesine gittim. Sayit Çiftçi'ye. İki tane hemşire. Birisinin adı Hatice. Öbürünün adını hatırlayamıyorum. Hatice babaannemin adı. Oradan hatırlıyorum. Evet. Her hikaye iniş aslında bizi bir başka ilmekle bir başka hikayeye bağlıyor. Ben o Hatice hemşire yüzünden aşı oldum. Covid aşısı. Aa. Tabii. Çay için, çiyan için gittim. Çiyana iğnemi olurken o kadar tatlılardı gecenin o saatinde. Yoğun ER, acil serviste. İnsanlar sebil gibi her tarafı insan doluyken onlar son derece hoşgörülü. Ve ben bir çiyan yüzünden mesleğini o saatte öyle zor şartlarda yapan iki tane kadının yumuşacık ve şefkatle bana ve oğluma davranışı, bana kahve söylediler. Biraz önce bana senin de ikram ettiğin gibi orta şekerli. Kahvemi içtim, aşımı oldum. Covid aşısını değil, önce çiyan için aşımı. Eve geldim. Anne ve babasının 50 yaşında sevdiği Hatice hemşire sayesinde sistemle cebelleşmekten vazgeçen, onu kendi içinde dönüştürebileceğine inanan, o gücünü yeniden hatırlayan, çiyanı özel bir kağıda sardım ve tam benlik hareketi. Layık olduğu gibi ateşe atmak üzere cüzdanımı aldım. Hala o layık olduğu anı bulamadığım için cüzdanımda taşıyorum. Evet. Yani işte bu mesela pandeminin bir parçası. Hayat devam ediyor. Ve her şeye saygı duymak. Kesinlikle. Boşa olmadıklarını bilmek. Şu anda mesela bir kreşin yan bahçesindeyiz ve çocukların sesi bilmiyorum dipten geliyor mu. Ama o da eminim bu hikayeyi hatırlamaya yardımcı olmuştur diye düşünüyorum. Evet. 50 yaşında bir bebek olduğumuzu, hala çocuk olduğumuzu hatırlamak. Kesinlikle. Mütemadiyen aslında babam çok güzel bir şey söyler diye düşünürdüm ama bu yaz oradaki beni tatmin edecek nüansı buldum. Sevilmekle ilgili kimse sevilmeye doymazlar. Ama bence aslında sevilmeye doymuyor olduğumuzu sananlar şurada küçük bir şeyi atlıyorlar. Herkes kendisi gibi sevilmeyi hak ediyor. Olduğu gibi. Olduğu gibi. Ama bunun için de önce kendimizi olduğumuz gibi kabul etmemiz kesinlikle, gerekmiyor mu? Kesinlikle, kesinlikle. O yüzden mesela orada ben 50 yaşına kadar çevremdeki herkesle, en yakın dostlarımla, eşimle, ailemle korunmaya ihtiyacım olmadığı üzerinden ilişki kurdum. Zaman zaman çok kalın duvarlarım oldu. Ben kendim olabilirim. Ben baş ederim. Bir küçücük şu kadarcık çiyan. Hatırlattı. Yaradan'ın hani evrimleşme sürecinde bir daha hiç dokunmaya ihtiyaç duymadığı bir varlık. O yüzden bir sürü şey hatırlatıyor. Anlatmanın türlü yolu olduğunu. Erk hayvanı olarak hemen girdim ve baktım. O dönemimle ilgili bana fısıldadığı şey. Çünkü varoluş bize sadece kelimeler üzerinden ulaşmıyor. Hep aynalamadan bahsediyoruz ama aynalamayı illaki bir insan bir başka insana yapmıyor. Bravo.
Bravo. Yani buradaki evet orada çocukların sesinin gelişi. İşte şu anda bu çekimi yaptığımız dut ağacının altına biraz önce suyu verecek olan adamın alanın duygusunu hissedip geri çekilişi. Evet. Diyor ki dut ağacı, benim altımdasınız. Yani sadece o adam yapmıyor bunu. O yüzden Chia'nın hala benle oluşunda bir vesilesi var mutlaka. Hı hı. Bir yerde o dönüşecek. Ateş üç şekilde işler. Birincisinde korkup kaçabilirsin, ham kalırsın. İkincisinde üstüne gidersin, kül olursun. Toprakla yaşam ölüm yaşam, yok olup yeniden başlama fazına girersin. Üçüncüsünde de hamken pişersin, var olursun. Ve devamlılığı sağlarsın. Devamlılığı sağlarsın, sürekli, evet. Süreklilik. Peki böyle ateş demişken, bugünün masalı ne olacak bize? Oo. Evet. Bir sürü şey geçti içimden. Özellikle de sen böyle hep bırakıyorsun ya alanı. Ben bugün içime düşen o yaşlı kadın, Baba Yaga, bana Baba Yaga bize dokundu ama şefkatle dokundu diyorlar çemberlere katılanlar. Sana da onun ateşini getirmek istedim. Vasalisa. Çok da sevindim Ürker'cim, şu an yaşasın. Evet. Vasalisa anlatayım mı? Lütfen, dinliyoruz. Peki. Önce bir gök yüzünce sarılır, sarmalar kişiyi. Ama ve lakin mevsimler müjdelidir. Eğer ölüm geldiyse ardından illaki yaşam gelir. Eğer kış varsa sonra gelecek olan ilkbahar yaşamın yeniden başlayacağının habercisidir. Böyle de olmuş. Baba bütün o çorak tarlasına yeniden ekinler dikmeye niyetlenmiş, bir kadın ve iki kızı girmiş hayatına. Kadınla evlenmiş.
Kadınla evlenince kadın başlangıçta çok kibar hanımefendi, müşfik biriymiş amma ve lakin. Ne zaman adam ortalıkta olmasa kadının içine adeta bir şeytan kaçıyormuş. Gel zaman git zaman Vasalisa'nın babası öyle öte yerlere gitmiş ki kim bilir belki de bu bir başka masaldır. Ne zaman gelir geri döner mi bilemem. Ama bundan sonrası Vasalisa'nın ateşi bulduğu yer. Dayanamamış. Vasalisa'nın üvey annesi Vasalisa'nın etrafta oluşuna, baba ötelere gittikten sonra allem etmiş, kallem etmiş, ne etsek ne yapsak derken aklına Baba Yaga gelmiş. Çok uzakta yaşayan Baba Yaga ateşin taşıyıcısı. O kocaman kazanlarda bütün çatıların üzerinde dolaşan, bütün yerin zifiriliğiyle göğün o alengirli bilgeliği arasında her şeyden haberdar olan Vasalisa, ama herkesin korktuğu Vasalisa, evdeki bütün ateşleri söndürmüşler. Demişler ki sen gideceksin ormanın ötesinde yaşayan Vasalisa'nın evine ve Vasalisa'nın evinden, madem ki bu evin büyüğüsün, madem ki ormanı tanıyorsun, benim kızlarım bu ormanı bilmez, ben de çok yaşlıyım demiş anne. Geçeceksin ormanı ve Vasalisa olarak alacaksın ateşi, getireceksin. Yoksa maazallah bizler donarak kalırız burada, üşürüz, aç bilaç ne yaparız sonra? Bizim Vasalisa çok kibarmış. Pek çok genç kadının olduğu gibi. Hayır demeyi bilmiyormuş. Hayır dediği zaman aslında bir kahraman için ama deniyorsa bir masalda, işte o zaman başlar kahramanın gerçek yolculuğu. Amadan sonra yok olmaz. Yeni bir adım ve kendi adımıdır seçtiği. Vasalisa da bu defa aslında hayır gidemem diyeceğine, peki giderim dedikten sonra, bütün masalların aksine evet dedikten sonra başlamış hikayesi. Bebeğini almayı unutmamış yanına. Çünkü annesi demiş ki ne zaman zorda darda kalırsan bebeğin cebinde dursun. Dokun ve onun sana söylediği, fısıldadığı şeyi işitmek için bekle, dur. O boşluğu dinle. Vasalisa annesinin söylediğini dinlemiş. Yola çıktığında yanında sadece bir çıkı, birazcık su, iki somun kuru ekmek. Her geçen gün ekmek biraz daha kurumuş. Suyun içine batırıyormuş, ancak öyle yiyebiliyormuş. Dut yaprak bıraktı başına. Sonra yolu sormuş. İki çatallanan yol burası mı? Bebek bu taraftan demiş. Şurası mı? Şu taraftan demiş. Derken orası mı burası mı derken önce karşısına kırmızı bir beyaz bir at çıkmış. Yanlışım var, beyaz bir at çıkmış. Beyaz atı görünce gün ağarmaya başlamış. Derken kırmızı bir şövalye bir atın üzerinde çıkmış. Gökyüzünde güneş ortalığı aydınlatmaya başlamış. Derken simsiyah bir atlı ve bir şövalye çıkmış. O şövalyenin arkasında Vasalisa kargacık purgacık bir kazanın içinde, kocaman burnu, burnundan fışkıran karanlık kıllarıyla dudağının üzerindeki bıyıkları birbirine karışmış Baba Yaga'yı görmüş. Arkasında da içine girilince dışarı nasıl çıkılacağı bilinmeyen kulübesini. Kulübeye yaklaştıkça kulübenin etrafındaki çitlerin kuru kafa taslarından olduğunu görmüş. Her bir çitin üstünde bir kuru kafatası. Kuru kafatasının içinden, gözlerinden fışkıran alevler. Kapıya gelmiş. Kapı dedim ama bizim gibi ölümlüler orada kapı arar. Vasilisa o kadar yolu geldikten ve bebeğiyle hemhal olduktan sonra orada bir kapı olmasını beklememiş. Bebeğine hemen sormuş. Burası mı? Bebek evet demiş. İçeri girmiş. Baba Yaga çok sert bakışlarla.
Ama bunun son sınavın olduğunu sanma. Şimdi şu buğdayları bir temizlesinler. 3 tane el gelmiş kardan. Bir sağa, bir sola, bir sağa, bir sola ayırmışlar. Bu tarafta buğday taneleri, bu tarafta sapları. Ama ortalığı yine toz, köpük, pislik götürmüş. Yatmış, uyuyacağım ama demiş. Sofrayı donat, sofrayı donatmış Vasalisa. Sadece kenarda beklemiş. Uyandığımda demiş, bütün bunlar toplanacak. Bir de üstüne üstlük şurada duran tütün tohumları var ya, kirin pisin içinde, onları da ayıklayacaksın. Vasalisa ne yapacağını bilememiş. Baba Yaga yemiş, içmiş, yağlı yahniden sonra ağzının elinin tersiyle silmiş, onu da üstüne bir güzel bulaştırmış. Oh, üstüne baksan bir senedir ne yiyor hepsini göreceksin. Öyle bir hal. Ama ve lakin bizim Vasalisa yine bebeğine dokunmuş. O yahninin ağırlığıyla orada devrilip de uyuyakalan Baba Yaga'nın etrafında dolanırken bir parça daha ekmek paylaşmış. Ve sonra bebeğin daha önce ona dediği gibi tekrar uykuya dalmış. Uyandığında bir tarafta tohumlar, evet bir tarafta da kirpas varmış. Baba Yaga uyanmış. Bu sefer de her şeyin tamam olduğunu görünce bir öncekinden daha çok iddetlenmiş. Sen demiş, bir dakika, bir iş karıştırıyorsun ama bu işi nasıl yapıyorsun? Neyse neyse demiş. Bu işin içinden bu şekilde çıkamayacağız. İyisi mi? Her ne istiyorsan vereceğim. Ama ondan önce bana sormak istediğin bir şey var mı? Yalnız demiş, sana söylemem gereken bir şey var. Gereğinden fazla bilmek insanı çabuk yaşlandırır. Eğer hemen ihtiyarlamak istemiyorsan meraklı kal, her şeyi bilme. Kız şöyle bir durmuş. Ben demiş bir beyaz atlı çıktı karşıma, onu merak ediyorum. O demiş benim günümdü. Peki demiş bir kırmızı şövalye, o demiş benim güneşimdi. Peki bir de siyah demiş at ve şövalye vardı, o da benim gecem. Peki demiş başka bir şey sormak istiyor musun? Aslında sormak istemiş ama bebek demiş, sakın 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 sakın. Bizim kız dinlemiş bebeği. Yok demiş, istemiyorum. Aferin demiş. Seni her kim eğittiyse, ki annen çok iyi eğitmiş. Şimdi gitmek zamanı. Yalnız arkana bakmadan git, her an pişman olup ateşi senden geri almaya niyet edip cayabilirim. Dışarı çıkmış, asasını şöyle bir almış, bir Vasalisa'ya bakmış, bir asasına bakmış. Bir tane kuru kafayı içinde ateşlerle eli hiç yanmadan getirmiş, asasının tepesine takmış. Asasıyla beraber Vasalisa'ya vermiş. Al gayrı, al al. Vasalisa alıp yolda yürümeye başlamış. Hiç arkasına bakmadan aynı